Dolayısıyla belli yaşlarda yeni doğan 3 yaş okul öncesi en ideali senede bir çocuklarımıza göz muayenesini Bir yaptırmamız göz gerekiyor. tam görüp bir göz bozuk olabiliyor mu hocam? Olabilir, İlginç. Farklı yaratılabilir kesinlikle ve bu çocukları anlamak çok zor. Çünkü çok küçük yaştan itibaren çocuk her şeyi yapar durumdadır. Bir gözüyle gayet iyi idare eder. Tabii bunu çocuk ifade edemez. Evet. Anne baba da kapatıp da bu göz deneyimini yapmadığı için veya muayenesini yapmadığı için bir bakarız çocuk erişkin yaşa gelmiş, adolesan yaşa gelmiş. Hala haberi yok. Bazen askerlik muayenelerinde çıkıyor. Bir gözü kapattığında aa diyor bu gözüm görmüyor. Tabii. Çoğunlukla okul taramalarında ortaya çıkıyor. Muayene yapıldığında bir gözün iyi görmediği. Mümkünse bunları bu yaşlara kadar bekletmeden erken zamanda teşhis edip tedavi edelim ki görmeyi sağlayalım ki tembellik gelişmesin, görmeyi kazanalım, gözü kazanalım. Tabii çok önemli, çok önemli. Hocam peki bunların tedavisi nasıl oluyor? Tedaviye geldiğimiz zaman. Yani şimdi yakın görme bozukluğumuz var ya da uzak. Ama bugün evet. Yakını konuşalım ilk evet. Önce. Ne yapılması gerekiyor? Bizim nasıl? Yani kendi kendimize kontrollerimizi yaptık ve evet görmediğini hissettik, evet. Gördük, anladık. Erişkin ne yapacağız? Gruptan başlayalım isterseniz. Yakını göremeyen 40'lı yaşlarda hasta grubumuz. Zaten yakını göremiyorum, gözlük almaya geldim veya evet. Gözlüklerim yetmiyor. Yenilemek mümkün mü diye gelen hastalarımız. Tabii bir arada da şunu soruyorlar. Ben bu gözlüğü hiç sevmiyorum, kullanamıyorum. Acaba bir bundan kurtulmanın bir yolu var mı? Bizim yaklaşımımız şudur. Görün, neyle görürseniz görün. Evet. Ama yakın gözlüğünü istemiyorsak yaşamımızda ki isteyen hasta grubu gerçekten istiyor mu onu da bilmiyorum. İstenecek bir şey değil. İstenecek bir şey yani değil var hocam. Mı, var mı hocam zaten? Pek yok. Yani gözlük yok, isteyecek bir şey değil. Ama bir tek taşlar hocam istiyor. Ama ben dediğim gibi hep söylüyorum karizma için hocam. Bana da diyeceğimiz bir şey yok. Tabii tercihler her zaman var. Dolayısıyla gözlük verebiliriz hastalara. Eğer herhangi bir müdahale istemiyorlarsa, bu şekilde devam etmeyi seçiyorlarsa. Ama gözlükten kurtulabilir miyim? Evet, bugün biz yakının tedavisini, yakın görme bozukluğunun tedavisini yapabiliyoruz. Muhteşem. Başlıca iki yolla yapabiliyoruz. Lazerle yapabiliyoruz. Özellikle 40-50 yaş hasta grubu, hatta 40-55 yaş hasta grubu kendi göz merceklerinde herhangi bir katarakt dediğimiz bir bozulma veya bulanıklık yok. Sadece yakını göremiyor veya uzakta da bir numarası var ama kullanmıyor ama uzağı da bozuk aslında. Hı hı. En önemli sıkıntısı da yakını görme bozukluğu. Bu hastalara bizim presbiyont dediğimiz çok güzel bir lazer tedavisi önerimiz var. Bu tedavi sonrasında hastalarımızın en az bir 5 yıl, 10 yıl hastanın kişiye bağlı yakının bozulma hızına bağlı olarak rahatlık bekliyoruz. Bazen 15 yıl hasta hiç yakın gözlük kullanmaksızın devam edebiliyor. Neden kalıcı bir çözüm veremiyoruz lazerle? Lazerle yaptığımız işlem mevcut yakını görmeyi bozan değerleri düzeltiyoruz. İlerledikçe yakın görme bozukluğu bu ilerlemeye müdahale edemiyoruz evet, haliyle. Evet. Olanı ortadan kaldırıyoruz, olacağı bir şey yapamıyoruz. Ancak yeniden yakının bozulması dediğim gibi yılları alıyor. Bazen 10 yılı bazen 15 yılı. 40 yıl yaşında olan bir hastaya yakını göremediği için lazer tedavisi yaptığımızda, presbiyont yaptığımızda örneğin bu hasta 50-55 yaşlara kadar yakın gözlüğü kullanmadan hayatını idame edebildiğini düşünecek olursak biz hastaya aslında çok büyük şey veriyoruz. 55'inde evet, bir daha evet. Yapabiliyor musunuz? 55'inde bu sefer tedavi yöntemini değiştiriyoruz. Hmm. Diğer ikinci tedavi yöntemimiz akıllı merceklerden bahsetmek istiyorum. Yani ikinci kez lazer yapılmıyor zaten. İkinci kez yakın için lazer yapmıyoruz. Diyelim ki hastamız 10 yıl önce lazer tedavisi oldu veya gençliğinde lazer tedavisi oldu. Yakını bozuldu 40'lı 50'li yaşlarda. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Akıllı mercekler. Bundan bahsetmek lazım. Akıllı lensler veya çok evet. Artık sık konuşuyoruz, anlatıyoruz, biliniyor. Hastalar artık bunun için geliyorlar. Hastanın göz içi merceğini alıp yerine akıllı lens yerleştiriyoruz. Akıllı lensin bir özelliği var. Aynı uzak, yakın, ara mesafeyi barındıran gözlükler gibi düşünelim bunu. Bunun kalıcı şeklini biz göz içine yerleştiriyoruz. Böylelikle hastanın uzakta, yakında ve ara mesafede yani tüm mesafelerde
kalıcı olarak gözlüksüz görebilmesini sağlıyoruz. Muhteşem bir şey hocam. Yani bu ömrümüzün sonuna kadar o mercekle yaşayabiliyor muyuz? Yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla iki tane opsiyonumuz, iki tane seçeneğimiz var. Daha nedir genç yaş grubu için lazer daha olasılıklı, daha sempatik gelebilir. Çünkü göz içi merceğine dokunmuyoruz. Daha ileri grupta zaten katarakt ameliyatı olacağı için bu hastalar zaten biz kataraktını alacağımız için yerine bir de akıllı mercek yerleştirdiğimizde bir olacağımız katarakt ameliyatını ortadan kaldırıyoruz. İki, göz içine akıllı mercek yerleştirerek bütün mesafelerde gözlüksüzlüğü sağlıyoruz. Yani şunu mu anlıyoruz hocam? Katarak sonumuz, yani mutlaka ve mutlaka çok iyi gören de görmeyen de belli bir yaştan sonra katarak olacak. Olacak. Hepimizin olacağı bir ameliyattır. Son. Er geç. Evet. 60 yaştan sonra %80 katarakt oluyoruz. Bakın. Oo. Demek ki bu bizim rutin olacağımız bir ameliyat. Hani evet. Kaçışımız yok ama olacaksak bu ameliyatı olalım. Bugün teknolojiden çok faydalanıyoruz. Görüntüleme sistemlerimiz süper güzel. Dolayısıyla bu ameliyatlarımız artık bizi veya hastalarımızı korkutan ameliyatlar değiller. Değil. Peki ona gelelim hocam. Yani korkutan ve ürküten ameliyatlar değil. Evet, size geldiğimiz zaman biz mercek takılacak ve bir operasyon geçireceğiz. Bunun aşamaları nelerdir? Yani bizden neler isteyeceksiniz? Tetkik, tahlil, göz tansiyonunda ilk önce göz hekimine gittiğimiz zaman zaten bir damla vardır. Bunlar mecburi olacak mı yine? Evet. Tam bir göz muayenesi yapacağız. Damlalı muayene dahil. Damlalı muayene zaten hangi yaşta olursak olsun mutlaka yapılması gereken bir muayene. Retina muayenesini mutlaka, göz arkası muayenesini tüm hastalarda yapmamız gerekiyor. Çocukluk yaşta, genç yaşta, daha ileri yaşta bu bir olmazsa olmaz bir kısım. Muayeneden sonra eğer hastanın gözünde başka bir durum fark etmemişsek, örneğin diyabete bağlı kanamalar, örneğin göz tansiyonu veya korneada bir takım sıkıntılar, geçirilmiş ameliyatlar, göz diğer manada tamamen sağlıklı ise gönül rahatlığıyla akıllı mercek uygulanabilir. Hı hı. Tabii yine yaptığımız birçok tetkik var. Bu merceğin numarasını saptama, gözün korneanın durumu, retinanın durumu, görüntüleme sistemleri, bunları biz bir saatte bütün dokuları A'dan Z'ye netleştirebiliyoruz. Peki şeyi nasıl yapıyoruz hocam? Şimdi biz gözlük muayenesine gittiğimiz zaman birçok merceği koyuyorlar, çıkartıyorlar. Bu mu iyi, bu mu kötü, bu mu iyi, bu mu kötü. Bayağı uğraşıyorsunuz siz o işte. Evet. Şimdi ama merceği hani koyup da olmadı, hadi çıkartmayacak haliniz yok. Bu numara bu kadar kesin saptanabiliyor mu? Bu kadar kesin saptanabiliyor. Muhteşem. Bu kadar kesin saptanabiliyor. Görüntüleme sistemleri belki de gözdeki, belki de teknolojideki en büyük gelişme. Hocam biz o zaman gözlük muayenesine niye yoruyorsunuz bu kadar? Çünkü biz gözlük muayenesine gittik, bir 15 dakika hoca başlıyor işte, onu koyuyor. Nasıl, net mi diyor, çıkartıyor, bu nasıl? Genellikle ikisinin arasındaki farkı anlayamıyoruz. Evet. Ama anladığım kadarıyla şey, bu aslında saptanabilir bir saptanabiliyor. Şey. Saptanabiliyor. Tabii yine de biz hiçbir zaman gözlük muayenesinde makineden çıkan değerleri vermeyiz. Hastanın rahat ettiği değerler vardır. Bir de gerçek değerleri vardır. Bunlar örtüşüyorsa sorun yok ama bazen örtüşmüyor. Dolayısıyla makineden çıkanı verirsek bazı hastalar yolda yürüyemez duruma geliyor. Peki bu lenste nasıl oluyor peki? Yani lenste niye çok tutuyor bu kadar? Lensteki hadise çok objektif, çok tarafsız bir ölçümdür. Hmm. Yani onun hastanın değişine veya ifadesine göre değişme durumu yok. Gözlük ölçümüyle göz içi lensi ölçümü tamamen ayrı farklı. Matematik, tamamen ayrı hesaplama, öyle diyeyim. Bu ölçümler yapıldıktan sonra bir saatlik aşağı yukarı bir şeydir. Muayenemizle gerçekleştirilir. Bir buçuk saatte biter. Eğer hasta ameliyat yönünde karar vermişse ameliyatını gerçekleştirebiliriz. Bir göz yaparız. Yani önce bir göz, aradan birkaç gün geçtikten sonra diğer göz. Hı hı. Nedeni bu bir göz içi müdahaledir. Çok çok nadir de olsa, 10.000'de bir çok şükür hiç görmüyoruz yıllardır diyebilirim. Enfeksiyon riski nedeniyle aynı seansta iki gözü ameliyat etmeyi çok doğru bulmayız. Evet. Bir gözü önce yaparız, daha sonra diğer gözü. Dolayısıyla hastalarımızın bize ortalama bir hafta gibi kontrol süreleri dahil ayırmalarında fayda var bu ameliyatlar için. Bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bizim bu ameliyatları yapmak için illeki göz içi merceğinin bulanık olması,
Yani katarakt olması gerekmiyor. Evet. Az önce söylediğimiz gibi yakın görme bozukluğu aslında göz içi merceğimizin istenildiği kadar uyum yapamaması, yani görevini tam olarak yapamamasından kaynaklanıyor. İşlevi bozulmuş bir organımızdır, öyle söyleyeyim, dokumuzdur. Dolayısıyla biz ille bulanıklığı görüp katarakt ameliyatı yapacağız demiyoruz. İşlevi bozulmuş bir organı da alıp yerine, organı demeyelim, dokuyu. Lensi alıp yerine akıllı lens koyduğumuzda aslında yine yanlış bir şey yapmıyoruz.